Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 117 sıra sayılı kişisel verinin korunması tasarısının 14. maddesinde verilecek olan önerge üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kişisel veriler gerçek ve tüzel kişilere özgü olan ve kişilerin belirlenebilir olmasını sağlayan her türlü ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve diğer inançları, sendika üyeliği, sağlığı ve biyometrik verileri kapsamaktadır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Türkiye kişisel verilerin izinsiz paylaşıldığı, yasal olmayan dinleme ve izlemelerle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, yaklaşık 1 milyon kişinin telefonunun yasa dışı dinlendiği bir ülke haline gelmiştir. Sözde çözüm süreci adı altında verilen vaatlerle ve tavizlerle operasyon istenen 290 talepten sadece 8'ine izin verilmiş, adeta elini kolunu sallayan Türkiye sınırını geçmiş, sınırlarımızda gerekli önlemlerin alınmaması, belediyelerin tüm imkanları kullanılarak yolların altına bombaların döşenmesi ve bunlara göz yumulması neticesinde gücüne güç katan bölücü terör örgütü PKK'nın Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis ve 1 askerimiz şehit olmuştur. Yine bu sabah erken saatlerde bölücü örgütün Mardin, Nusaybin ve Mazıdağ ilçelerinde kalleşçe düzenlediği saldırıda 1 polisimiz ve 1 askerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye'yi bölmeye çalışan, asker sivil demeden kanlı eylemlerine devam eden bölücü örgüt ve yandaşları PKK'yı meşrulaştırmak için Avrupa'nın göbeğine çadır kurmalarını kabul edilemez. Sayın Başbakanın Brüksel'de PKK çadırı açılmasını, kınamasını takdir ediyoruz. Ancak buradan şunları da sormak istiyoruz. DTK adı altında özellik ilan edilirken neredeydiniz? Teröristler sınır kapısında kahramanlar gibi karşılanırken neredeydiniz? Üniversitelerde PKK standları açılırken neredeydiniz? Kobani'ye geçen teröristlerin lahmacun parasını devlet öderken neredeydiniz? Brüksel'deki PKK çadırına izin verenleri kınarken Diyarbakır'ın göbeğinde çok eski tarih değil, 21 Mart 2016 Öcalan posterlerinin altında miting yapılırken Öcalan'ın mektubu okunurken neredeydiniz? Seçim bölgem olan Mersin'de 21 Mart 2016 tarihinde Öcalan posterleri asılırken bölücüler bu posterlerin, bu bayrakların, bu paçavraların altında miting yaparken neredeydiniz? Sayın Bakanım, bunlarla ilgili adli bir işlem başlatacak mısınız? Bu paçavraları asanlarla ilgili cezai işlem başlatacak mısınız? Yol kesenlere, molotof atanlara bir işlem yapacak mısınız? 3000 kilometre uzakta PKK çadırını kınıyorsunuz. Ama maalesef Türkiye'de bu olaylara göz yumuyorsunuz. Devletin yetkililerinin bu olaylara müdahil olmasını bekliyoruz. Değerli milletvekilleri, son kısmımda da Sayın Bakanıma seçim bölgem olan Mersin'le ilgili birkaç problemi arz etmek istiyorum. Özellikle Kayısı'nın ana vatanı olan Mut'ta soğuklardan dolayı kayısı üreticileri büyük zarar görmüştür. Sigortası olmayan kayısı üreticileri mağdur durumdadır. Bunların Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesini, bir de Pamukluk Baraj inşaatı vardır. Burada inşaat yaklaşık 5 aydır durmuştur. Ve 100'e yakın işçi 5 aydır maaşını alamamaktadır. İşçiler eylem yapmaktadır. Bu soğukta o baraj bölgesini beklemektedirler. Müteahhit firmada maalesef bütün hak edişlerini almış ve işçilere ödeme yapacak durumda değil, inşaat yarım kalmış. Bunların mağduriyetlerinin giderilmesini ve bir de Tarsus'ta SGK binası inşaatı yaklaşık 2 yıldır bitmiş olmasına rağmen ufak tefek eksiklikleri yüzünden açılamamıştır. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.